Hepimizin bildiği gibi geçenlerde İsveç'te yine bir Kur'an yakma eylemi oldu. Ondan sonrasında Hollanda'da benzer bir protesto oldu Müslümanlara karşı. Bunlar yeni protestolar değil ya da yeni hareketler değil ama her zaman bence biraz endişe verici. Çünkü Hollanda'da yaşayan yani yüz binlerce hatta belki 1 milyona yakın Müslüman var ve nüfusun belli bir kesimini oluşturuyor. Dolayısıyla bu tarz protestolar her zaman endişe verici. Ben de son 4 yıldır Hollanda'da yaşayan birisi olarak biraz hem Hollanda'daki İslamofobiyi hem işte bu Kur'an yakma eylemlerini ya da Müslümanlara karşı yapılan eylemleri ve oradaki insanların, Müslümanların ne düşündüğünü biraz konuşmak istedim. Biraz da araştırdım aslında. Çünkü ben de oradaki Müslüman, daha doğrusu Türk topluluğuyla tabii ki çok içli dışlı hepsi de olmam mümkün değil. Yani birkaç tane tanıyor olsam da. O yüzden biraz da internetten baktım hani oradaki araştırmalar ne, insanlar ne düşünüyor. Mesela Pegida diye bir partinin ya da bir topluluğun varlığından haberdar bile değildim açıkçası. O yüzden biraz benim için de öğretici oldu. Biraz da bunu konuşmak belki yani her zaman böyle eylemler yapılıyor olsa bile en azından bunu biraz tarihini bilmek de nereden nasıl başladığını ya da şu anki durumun ne olduğunu anlamak da bu Avrupa'da yükselen genel olarak İslamofobiyi anlamak da bence gayet önemli. Şimdi dediğim gibi öncelikle İsveç'te oldu bu olay. İsveç'te zaman zaman hep oluyor zaten. Orada da bir Müslüman karşıtı bir topluluk var. Ve bir yerde olduğu zaman sanki bütün her yere yayılıyor gibi hissediyorum ben. Çünkü zaten Avrupa içinde belli bir örgütlenme var. İsveç'teki olayı üstlenen kişi, daha doğrusu yapan kişi Rasmus Paludan diye birisi. Bir provokatör. Ben oranın haberlerine de baktığım zaman genelde İsveç'in İngilizce haberlerinde de mesela genelde hep işte provokatör ve yani eylemci birisi gibi anılıyor ve çok da ciddiye alınmıyor gibi. Ama tabii ki de bir takipçi kitlesi var, bir onu destekleyen bir kitle var. Ama tabii ki benim için Hollanda'nın durumu daha önemli. Çünkü ben Hollanda'da yaşıyorum ve bu videoda da biraz Hollanda'nın durumuna bakmak istiyorum. Hollanda'da da Pegida diye bir kuruluşun varlığından haberdar oldum. Bu kuruluşun da işte Edwin Wachensweldt diye, neyse adı önemli değil, böyle bir adam. Zaman zaman bu tarz eylemler yapıyormuş. En son işte dün sanırım Den Haag'da, Lahey'de yani bir işte Kur'an'ın üzerine basmaya çalışmış ve işte yakmaya çalışmış falan filan. Ve onu destekleyen etrafındaki insanlarla beraber orada bir protesto yapmaya çalışmışlar ama engellenmiş benim gördüğüm kadarıyla. Hatta Twitter'da girdim baktım işte yazışmalarına, bunun duyurusunun yapıldığı kanala falan baktım. Çok da fazla bir takipçisi olduğunu söyleyemem ama yine de bir kesim var onu destekleyen anladığım kadarıyla. Hollanda'da sağ örgütler çok güçlü değil neyse ki ama yavaş yavaş da güçlenmeye başlıyor gibi. Diğer bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. Ve bu sağ örgütlerin ilk saldırdığı kesim genelde tabii ki Müslümanlar oluyor. Ve ırkçılıkla besleniyorlar tabii ki bu örgütler. Özellikle mesela sağ partilerin başında olan Geert Wilders diye bir adam var. Bu adam da biraz böyle palyaço gibi gözüküyor ama bu adamın da baktığınız zaman bir destekçi kitlesi var yani. Bu da bir sağ partinin başında. Yani mecliste de bir söz sahibi az da olsa. Böyle zaman zaman işte saçma sapan yasa tasarıları gönderiyor işte yok başörtüsünün vergiye tabi olması, camilerin kapatılması, onun dışında işte Müslümanlara karşı özgürlüklerini kısıtlayıcı kararlar alınmasına yönelik bir takım böyle yasa tasarıları veriyor ve bunlar büyük oranda tabii ki reddediliyor. Lakin bu tabii ki toplum içinde ya da Müslümanlar arasında bir korku kaynağı bana kalırsa. Çünkü işte Avrupa'ya baktığınız zaman son dönemlerde işte Polonya'nın durumu, işte Macaristan'ın durumu, Doğu Avrupa özellikle, Batı Avrupa'da işte Fransa'da bu zaman zaman işte başörtüsü tartışmaları,
İsveç'te Nordik dediğimiz o işte İsveç, Norveç, Finlandiya taraflarında bu zaman zaman işte karikatürlerin yapılması. Ondan sonra İtalya'nın işte aşırı Katolik bir ülke olması, İspanya'nın ve çok da Müslüman dostu olmaması. Bence işte Avrupa'daki Müslüman, kendini Müslüman olarak tanımlayan kesimi ürküten ve korkutan şeyler. Ve o da orada bir daha büyük bir radikalleşme ve içe kapanmaya sebep oluyor bana göre. Bu içe kapandığı zaman da tekrar bu sefer oradaki yani işte Avrupa'daki İslamofobi iyice artıyor. Yani bu böyle bir kısır döngü. Bunu biraz tarihçesine bakmak istedim. Ben aslında ilk Hollanda'ya gittiğim zaman oradaki Türklerin neler yaptığını, nasıl oraya geldiğini, ne zaman geldiğini, nasıl yaşadığını böyle biraz merak edip araştırmıştım. Hatta oradaki bir kütüphanede Amsterdam'da bir kitap buldum ve çok güzel bir kitaptı. Tabii ki sadece Türklerden ibaret değil oradaki Müslümanlar. Hollanda'nın Müslümanlarla tanışması uzun bir döneme tekabül ediyor. Hollanda bildiğiniz gibi bir sömürgeci bir ülke. Birçok 15. yüzyıldan itibaren birçok sömürgesi var. Benim gördüğüm ilk olarak Endonezya ile bir bağı var. Endonezya'yı sömürüyor 19. ya da 18. yüzyıllarda. Ve Hollanda'da ilk işte Müslüman topluluğu, emareleri aslında Endonezyalılarla atılmış oluyor ve onlar orada bir komün oluşturuyorlar ve yavaş yavaş orada yerleşmeye başlıyorlar. Ama asıl tabii ki büyük sıçrama Müslüman popülasyonu anlamında 1960'larda ve 70'lerde oluyor. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrası Hollanda'nın işçi açığı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında birçok insanı kaybetmiş olması ve sonrasında Almanya gibi işte Hollanda'nın da misafir işçiler alması. Bu Almanca'da Gastarbeiter deniyor galiba. Ve belirli bir göç politikasının da olmaması sanırım. İlk büyük oradaki belki de şu zamana kadar bu yaşanan bu krizlerin oluşmasındaki en büyük etken. İşte Almanya gibi Hollanda'da 60'lardan 70'lerden itibaren göç almaya başlıyor Türkiye'den ve Fas'tan özellikle. Sonrasında bu giden ilk işçiler ailelerini götürüyorlar yanlarında ve Hollanda'daki Müslüman nüfusu büyük oranda artmaya başlıyor. Özellikle Rotterdam, işte Den Haag, Utrecht ya da işte Amsterdam gibi şehirlerde yoğun bir Türk ve Faslı popülasyonu oluşmaya başlıyor. Ve zaman içinde bu popülasyon günümüze kadar arttıkça artıyor. Şu an %10'lara yakın neredeyse sanırım Müslüman popülasyon. Ki bu da yani 900 bin 1 milyona yakın insan tekabül ediyor. Ki bu da büyük bir rakam. Hollanda'daki Hristiyanlıktan sonraki en büyük din grubu Müslümanlar. Ve dediğim gibi bu giden insanların, aileleriyle beraber giden insanların bir doğru düzgün bir göç politikasına tabi tutulması gerekirken bu insanlar ilk başta işte misafir ve burada işte 1-2 yıl kalıp sonra geri dönecekler. Hani oradaki endüstriyi destekledikten sonra artık onlara ihtiyacımız kalmayacak ve geri dönecekler gibi bir algı var Hollanda ve Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde de. Ama tabii kazın ayağı öyle olmuyor göründüğü gibi. O giden insanlar tabii ki birçoğu kendi ailelerini götürüyorlar. Çocuğunu götürüyor, karısını götürüyor, annesini babasını götürüyor ve orada bir yaşam sürmeye başlıyorlar. Ve tabii ki ilk başlarda çok büyük zorluklar var, büyük problemler, bilmediğiniz bir ülke, bilmediğiniz bir dil, sizi tam olarak kucaklamayan, kabul etmeyen bir toplum, misafir olarak gören. Hiçbir şekilde aynı seviyede değilsiniz. Hollanda hükümeti birçok konuda sonrasında bazı yasalar koyarak göçmenleri ve onların haklarını savunan yasalar koyuyor olsa da tabii ki en başlarda bu çok büyük bir problem ve insanların kendini bir ait hissettikleri bir topluluğa ve kimliğe daha çok tutunmalarına sebep oluyor. İşte bence bu biraz göç psikolojisi dediğimiz şey. Çünkü Hollanda ne de olsa çok kucaklayan bir ülke değil. Dışarıdan gelen insanları. Ya bunun için de onları suçlamıyorum. Çünkü kendi içlerinde de öyle değiller. Yani çok bireysel bir toplum. Almanya'da öyle. Çok bireyle var olan bir toplum. Farklı kültürde bir toplum. O yüzden yani kendi aralarında bile bu kadar kopuklarken aslında başka bir topluluğu bir anda sahiplenip kabullenmelerini beklemek biraz
mantıksız oluyor. Ve bu bence hani bu bahsettiğim göç psikolojisini çok açıklayan bir şey. Çünkü işte siz oraya bir aidiyetle gidiyorsunuz. Kendi kültürünüzü, kimliğinizi götürüyorsunuz ve o kimlik birçok insan için birleştirici bir unsur. Gittiğiniz yerde eğer tam manasıyla tam olarak entegre olamadıysanız, işte kimisi kendini Türk kimliğiyle çok fazla birleştiriyor. Kimisi Müslüman kimliğiyle birleştiriyor. Kimisi işte başka bir kimlikle birleştiriyor. Sünnilikle birleştiriyor. Ya da Şiilikle birleştiriyor falan filan yani. Bu kimlikler böyle alt kimlikler uzuyor gidiyor. Ama Müslümanlık kimliği tabii ki bunun çok önemli bir parçası. Çok büyük bir parçası. Yani bir Faslıyla bir Türk'ü orada en büyük birleştiren şey tabii ki bu Müslümanlık kimliği. Ve bunun yanında çok fazla insan Hollanda'daki çok fazla Türkiye'den ve Fas'tan giden insan kendini Müslüman olarak tanımlıyor. Bu aidiyeti kabul ediyor. Mesela baktığınızda işte 2015'te bir araştırma yapılmış. İşte Türklerin mesela %86'sı, Fas'ların %94'ü. Yani bu çok büyük bir oran. Ve tabii ki buna karşı yapılan en küçük bir protesto ya da işte bu tarz saçma sapan eylemler çok büyük bir infiale sebep olabiliyor. Bunun dışında başka yaşanılan zorluklar da var. Oradaki insanların her ne kadar hakları yasalarla güvence altında olsa da acaba ne kadar toplum içinde ne kadar bunların gözetildiğini ya da korunduğunu biraz sorgulamak lazım bence. Çünkü yasalar tabii ki çok önemli ama asıl önemli olan sizin gündelik hayatınızda komşunuzla işte mahallenizdeki insanlarla ya da işte medyada gördüklerinizle var olan bir takım imgeler ve durumlar. O yüzden her ne kadar yasaların sizi koruduğunu bilseniz bile aslında bir yerde bir arkadaşınızdan duyduğunuz en ufak bir laf, bir çarpıtma. Çünkü direkt söylemeye olsa bile bir en ufak bir ima ya da bir en ufak bir davranış sizi bu konuda ayrımcılığa uğramış hissettirebiliyor. Dolayısıyla bunların hepsini bence göz ardı etmememiz gerekiyor ve üzerine düşünmek gerekiyor. Ama benim gözlemlediğim mesela bir Hollanda'da yaşayan birisi olarak ki orada da Twitter'a giriyorum ben çoğunlukla. Onların gözünde de bir Müslüman kalıbı var. Yani Müslümanlığı bir şemsiye gibi ve içinde işte Faslılar var, Türkler var, Surinamlılar var. Mesela bir Faslı ile ilgili bir haber çıktığı zaman kötü bir haber. Hemen mesela Türklerin de TT olduğunu görüyorsunuz. Ya da Türkler bir şey yaptığı zaman hemen bir habere karıştığı zaman hemen Faslıların da TT olduğunu görüyorsunuz. Ve işte hemen altına işte gitsinler bilmem ne. Zaten her şeyin sorumlusu bunlar falan filan. Şimdi bunlara maruz kalmak çok hoş değil yani ve insanın psikolojisini çok güzel etkileyen bir şey değil. Siz artık Hollanda'da yaşayan 3. kuşak insanlar var ve ne kadar kendilerini Türk olarak tanımlıyorlar bilmiyorum ama onlar için bile problemli bir şey. Yani bizim için zaten problemli ve endişe verici ama onlar için bile problemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu böyle onların gözünde de böyle bir hani Müslümanlık algısı var ve hani Faslı mı Türk mü Surinam mı, bilmem ne mi, Endonez mi çok fark ettiğini düşünmüyorum ben. Yani biri bir şey yaptığı zaman diğerini de hemen boklayabiliyor ya da o bir şey yaptığı zaman diğerini de arada hadi sen de git diyebiliyor. Dolayısıyla bu bence çok büyük bir problem ve devlet politikalarıyla bunu engellenemiyor şu an gördüğüm kadarıyla. Ve onun dışında mesela bunlara maruz kalmanın dışında bir de sadece Hollanda içinde değil mesela Fransa'da da işte İsveç'te de Almanya'da da bu tarz Müslüman karşıtı İslamofobik saldırılar olduğu zaman doğal olarak Hollanda'da da insanlar tedirgin olmaya başlıyor. Ya da işte başka bir yerde Fransa'dakiler de Hollanda'da bir şey olduğu zaman onlar da tedirgin olmaya başlıyorlar. Zaten bir radikalleşme söz konusu. Müslümanlar arasında da. Bu da işte o radikalizasyonu arttırıyor. Tablo bu ve önümüzdeki süreçte ne olacağını bilmiyorum. Bu dediğim gibi İsveç'teki olay, Hollanda'daki olay, bu Kur'an'a karşı yapılan şeyler tabii ki sistematik olarak yapılıyor ve bundan sonra da yapılmaya devam edecek muhtemelen. Ama genel olarak tabii ki bu Avrupa içindeki Müslüman karşıtlığına, İslamofobiye bakmak lazım. Şimdi tabii bu olaylar olduğu zaman hemen Türkiye'den sanırım Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bir kınama falan gitti. Tabii ki.
doğru olarak. Ama zaten Türkiye'nin de ben bu konuda çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de baktığın zaman işte LGBT'lere karşı, başka azınlıklara karşı çok büyük nefret söylemi ve dışlama, ayrımcılık mevcut. O yüzden yani Türkiye'nin tavrı zaten böyle bir tepki vereceği zaten belli. Onu anlayabiliyoruz hani kendi Müslüman hassasiyetlerinden dolayı. Ama tabii ki onların da bu tepkilerini çok da samimi buluyor muyum? Hayır. Aynı zamanda Türkiye'de de bir İslamofobi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki o da ayrı bir konu. Ama burada tabii ki en önemli olan Hollanda'da insanların ne hissettiği. Sonuç olarak benim gördüğüm kimse huzurlu değil tam olarak. Ne yani oradaki Müslümanlara baktığım zaman ve işte birkaç makale ya da işte haber okuduğum zaman genel olarak öğrenciler, işte çalışanlar dinini, Müslümanlığı daha belirgin bir şekilde, yani camiye giden işte ya da başörtüsü takan, türban takan kadınların çok da hepsi için söyleyemem tabii ki, genelleyemem, ama birçoğunun çok da rahat hissetmediğini ya da bu yaşananlardan sonra çok da güvende hissetmediğini söylemek mümkün tabii ki. Ve aynı zamanda tabii ki karşı taraf için de, yani Hollandalılar için de ya da işte herhangi bir Almanlar, Fransızlar, İslamofobik olmayanlar için de güvenli bir ortam ya da huzurlu bir ortam olduğunu sanmıyorum. Çünkü böyle karışıklıklar söz konusu yaşadıkları yerde. Bence burada tabii ki bir suçlu aramak değil benim niyetim. İşte devlet politikalarının daha düzenleyici, göçmenlere karşı daha sahiplenici ve bundan sonraki süreçte de işte biraz daha bu olayların önlenmesi için belki Avrupa'nın işte bir şekilde bir karara varıp bir aksiyon alması gerekiyor. Çünkü öbür türlü daha da kötü bir senaryoya doğru gitme olasılığı var. Zaten işte bu küresel kriz, korona, işte iklim krizinin tartışmaları, onun dışında işte geçen yıl mesela Hollanda'da bir gazeteciye saldırı oldu ve sanırım iki faslı bunu yapan. Yani medyanın da, medya dilinin de burada çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanların bir anda politize ya da işte çok fazla polarize olmaması için. Bazı medyanın da tabii ki bu konuda sakinleştirmek yerine körüklediğini görebiliyoruz tabii ki. Yani sadece Türkiye için değil, Hollanda için de bu geçerli. Enseyi karartmamak lazım. Önümüzdeki süreçlere bakmak lazım. Ve bu belki bir giriş olabilir. Belki bundan sonra biraz daha detaylı bir araştırma yapıp daha da bu konuya değinmek mümkün. Saatlerce konuşulabilir, yani tartışılabilir bir konu. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.